Yedinci kuralımız sözcükler sözcükler kök kök artı ek biçiminde yazılır. Biçiminde yazılır. Kök sözcükler yazılırken ünlü ya da ünsüz düşmesi eksiltmesi gibi durumlar olmamalıdır. Kök sözcükte yani sözcüğün kökeninde hangi sesler varsa bunların tamamı muhakkak yazılmalıdır. Yazılmadığı zaman okuma yanlışlıkları ya da farklı okumalar ikili üçlü okumalar çıkabilir. Kök yazıldıktan sonra ona gelen her bir ek ayrı ayrı gösterilebilir. Eklerdeki ünlüler düşebilir. Zaten bir önceki kuralımızda buna ayrıntılı şekilde değinmiştik. Örneğin daha örneklerle pekiştirmek gerekirse. Şimdi diyelim ki yanak sözcüğü. Şimdi yanak bildiğimiz yanaklarımızın yazılış biçimi. Biz bunu Latin yazı düzeneğinde hecelerine yani seslemini ayırdığımız zaman şöyle diyoruz. Ya artı nak biçiminde ayırıyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Latin yazı düzeninde seslemine ayrılabilse de biz damgalı yazımda sesleme göre değil biçim birime göre hareket edeceğiz. Peki biçim birim nedir? Onu da şöyle belirteyim çünkü bu kuralın benimsenmesi için biçim birim kavramının da bilinmesi gerekir. Biçim birim en küçük anlamlı birimdir. En küçük en küçük anlamlı birime anlamlı birimi biçim birim denir. Dolayısıyla ekler bir biçim birimdir. Peki nak bir biçim birim midir? Değil. Tek başına hiçbir anlamı yok. Ek olarak da görev görmüyor. Dolayısıyla bizim için bir anlam ifade etmiyor. Ancak biz yanak sözcüğünü bakın bu sözcüğü şöyle yan ve ak diye iki parçaya böler isek yani yan artı ak biçiminde bölersek ne olur? Bakın burada bir kök ve ona eklenmiş ek olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla evet bu yan sözcüğü bakın yan gerçek anlamıyla yan sözcüğü ve ona organ yapma eki ak gelmiş. Zaten dikkat ederseniz kulak, bilek, kürek, kürek kemiği örneğin, böbrek, bağırsak, dalak bu ak ek ekinin bizim birçok organımızda kullanıldığını görebiliyoruz. Bizim yanları da gösterdiğinden dolayı yanak sözcüğünün aslında doğrudan yan kökünden geldiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla biz kökeni yazarken kök neydi? Yan. Bunu olduğu gibi ne yapacağız? Yazacağız. Yan. Bakın hiçbir eksiltme yapmadım. Sonra ona ek. Ekimiz neydi? Ak. Biçiminde. Eki getirdiğimiz zaman sözcüğümüz ortaya çıkacak. Benzeri şekilde peki şöyle bir sözcüğümüz daha var. Bakın yanık. Şimdi bunu da yine seslemini ayırırsak yani şu eski latin harflerindeki gibi hecelemesini ayırırsak ne olur? Yan, ya, ya, nık. Peki ya diye bir kökümüz var mı? Yok. Nık diye bir biçim birimimiz var mı? Yani anlamlı bir birimimiz var mı? Yine yok. Ancak... ...kendi dilimizin kurallarına göre hareket edersek... ...biz burada yanmak eyleminin olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla kök yandır. Buna gelen ek nedir? ık eki gelmiştir. Yan, ak sözcüğünü böyle yazmıştık. O zaman yanık sözcüğünü nasıl yazacağız? Önce kökü olduğu gibi yazacağız hiçbir eksiltme yapmadan. Sonrasında ekimiz neydi? ık Ik. Ik'ı da şöyle getirdiğimiz zaman şunu da getirebiliriz. Ak damgası da yazabilirsiniz. Karışıklık olmasın ama şöyle ık üzerinden hareket edelim. Yanık sözcüğüyle bu şekilde yazılır. Bu kuralın benimsenmiş olması okuma yanlışlarının birçok kez önüne geçecektir. Ee, şöyle bir cümle kurup kuralımızı iyice pekiştirelim. Latin harflerindeki gibi dilimiz Latin alfabesindeki gibi şu an bildiğimiz gibi hecelerine seslemlerine ayrılabilir. Ama damgalı yazı düzeninde yani damgalarımızla yazacağımız zaman seslemlerine, hecelerine göre ayırmayacağız. Biçim birimlerine göre ayıracağız ve yazıyı ona göre yazacağız. Böylelikle birçok kez okuma ikilemleri ya da öyle değildi böyle mi yazılırdı gibi ikilemlere düşmeyeceğiz. Çünkü hecelemeye geldiğimiz zaman biz kurslarda çok defa denk geliyoruz. Şimdi biçim birimine değil de hecelerine göre ayırıp yazmak istediklerinde diyelim ki yay'ı yazıyor. Sonra nakı yazmak istiyor. Nakı yazmak isterken yani diyor ki şuradaki a'yı yazacak mıyız, yazmayacak mıyız? Çünkü iki pa farklı parça. Bazen de e, şuna da çok defa denk geliyoruz. Hiç ikisini yazmayanlar da olabiliyor. Böyle durumlar da yaşanabiliyor. Ama böyle e, farklı farklı okuma türleri ya da farklı farklı anlamlar çıkmasını engellemek için sözcüklerin kök ve ek biçiminde ayrı ayrı parçalarına bölünüp yazılması birçok sorunun önüne geçiyor. Doğru, doğru okuma yöntemi olarak da karşımızda bu kuralın kendisi duruyor. E, bu kuralla ilgili söyleyeceklerim, sözünü edeceklerim bunlardan ibaret. Bir sonraki kuralımız ile derslerimize devam edeceğiz.